Şimdi ilk olarak isterseniz Özgür Özel'in açıklamalarıyla bir başlayalım. Çünkü sıcak bir gelişme. Özgür Özel'in özellikle Tunç Seyer'e yönelik açıklamaları vardı ve çok kızgın olduğunu, kendisinin İzmir için hiçbir çalışma gerçekleştirmediğini ifade etti ve özellikle şimdi genel seçim yani erken seçim çığırtkanlığı olacak mı olmayacak mı diye merak edilirken de erken seçim gibi bir talebimiz yok ifadelerini de kullandı. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerden birinci çıkan bir parti oldu. Dolayısıyla burada Özgür Özel başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partililerin çıkan sonuçtan bir hayli mutlu oldukları zaten anlaşılabiliyor. Tunç Seyer meselesiyle ilgili kısa bir cevap vereyim. Tabii belediye başkan adayı yapılmamıştı Tunç Seyer. Bunun üzerine biraz küskün bir şekilde İzmir'i bırakıp İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yanında kampanyaya dahil oldu. O dönemde de hatırlarsanız CHP'nin adayı Cemil Tugay da çok ciddi anlamda eleştiriler, suçlamalarda bulunmuştu Tunç Soyer'e. Onun üzerine Özgür Özel Tunç Soyer'i bir anlamda uyardı ve bir daha İstanbul'a gitti, İzmir'de kaldı ama belli ki hala o süreç içerisinde, seçim sürecinde takındığı tavır nedeniyle bir kızgınlığı var Özgür Özel'in. Bunu dışarıya yansıtmış oldu. Şimdi tabii esas seçimler ve seçimlerden çıkan mesajlar. Özgür Özel %25 bandını kırdık diyor. Doğru. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi oylarını artırdı. Ama burada detaylara baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında yine bu seçimlerden bazı dersler çıkarması gerektiği sonucu karşımıza çıkıyor. Şunu kastediyorum. Yani AK Parti'nin kaybettiği oylarda iki tane faktör. Bir, katılımın düşük olması. Yani yaklaşık %6-6,5 civarı seçmen daha az katılım gösterdi sandı. Ve bu seçmen kitlesi AK Parti seçmeni büyük ölçüde. Ya da Cumhur İttifakı seçmeni diyebiliriz. Bir de tabii Yeniden Refah Partisi'nin yükselişi söz konusu olduğu %6.19'luk oy oranıyla. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Cumhur İttifakı cephesinden oy alamadı. Evet. Aldıysa da çok sınırlı, minimal düzeyde oy aldı. Öyle oldu anlaşılıyor. Katılım oranının düşük olması ve katılımın Cumhur İttifakı cephesinde zayıf kalması oransal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yukarıya taşıdı. Böyle bir durum söz konusu. Değilse rakamsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarındaki artış bu şekilde %25-26 bandından 36-37 bandına yükselmesini sağlayabilecek bir oran, bir rakam değil. Artı DEM Parti özellikle İstanbul başta olmak üzere Batı'da DEM Parti'nin yoğun bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına yöneldiğini görüyoruz yine seçim sonuçlarında. İyi Parti seçmeni ki özellikle İstanbul'da ve Ankara'da İyi Parti erimiş oldu ve İyi Parti adına kullanılan oyların önemli bir kısmının da yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve adaylarına gittiği anlaşılıyor. Dolayısıyla buradan bakıldığında aslında yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhur İttifakı seçmeninden bir destek alarak bu seçimleri kazandığı gibi bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Bu zaferi nasıl elde etti Cumhuriyet Halk Partisi? AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki katılımın düşük olması, Yeniden Refah Partisi'ne oradan yine ciddi bir miktarda oy kayışının olması, oransal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım kendi lehine sonuçlandığı için yukarı çekti. Artı DEM Parti, İYİ Parti'den gelen oylar ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu zaferi getirmiş oldu. Dolayısıyla yani şu anda hem birinci parti olarak çıktı, hem kazandığı büyük şehir ve il belediye başkanlığı sayısını arttırmış oldu Cumhuriyet Halk Partisi ve 31 Mart'tan zaferle çıkan parti oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.